Giyanlar'ın Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve meclis üyeleriyle tam kadro basının karşısına çıkan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun'un marka kentler arasındaki yerini alması için gerekli her şeyi yaparken hükümetten büyük destek gördüklerine dikkat çekti. Basın toplantısının bir bölümünde iddiaların gündeme gelmesiyle ilgili sert konuşan Başkan Seyfi Dingil, açık ve net konuştu. Suç işlediğime dair elinde bilgi belge olan savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Bulunmuyorsa adidir, şerefsizdir diyerek tepkisini gösterdi. Biz yolumuza devam ediyoruz. Kim ne derse desin. Hiç umurumuzda da değil. Zaman zaman gazetelerde çıkıyor. Şöyledir böyledir. Kimin elinde bir evrak varsa, mertse, erkekse, kabadayıysa, avrat değilse, karı değilse gider savcılığa verir. Ben bütün belediyeme de güveniyorum, ekibime de güveniyorum, başkan yardımcılarıma da güveniyorum. Yok, Antep'ten gelmiş, ya Afrika'da gene getiririm. Yeter ki benim işimi görsün, bu millete hizmet etsin. İskenderun'un menfaatleri her şeyden önemlidir. Arkadaşlar, varsa kimsenin elinde bir evrak, donatı varsa savcılık olur. 50 kere vermişler, enesinde de teşekkür geliyor. Size Sayıştay'ın ve Maliye'nin en son yaptığı denetim raporlarını vermişler. Teşekkür var. Toplantıda gümrük laboratuvarına önemli bir yer veren Başkan Seyfi Dingil, ihracatçıların artık Mersin'e gitmesine gerek kalmayacağı bir yapının oluşacağına dikkat çekerken, aynı zamanda Amanöz Tüneli projesine de İskenderun'un hazır olması gerektiğine vurgu yaptı. Bu yeni bir konu. Sarıseki gümrük laboratuvarı biliyorsunuz. Bunların Sarıseki'deki binamızı bir yıl bedava verdik, tahsis ettik. Bir yıl içerisinde de daha sonra laboratuvar geliyor. Şimdi Tavuş'tan Büyük Gümrük Bakanlığı'na sağ olsun vekilinde orada Ankara'dan ilgileniyor. Tabii bu ihracatımızı 2 misli, 3 misli artıracak arkadaşlar. Eskiden Mersin'e gidiliyordu. Mersin'den 3 gün içerisinde bütün numuneler ihracat, yani Antep'i, Kilis'i, Osmaniye'si veyahut da Hatay'ı. Şimdi bütün bu ihracatçılar, hele Antep bu konuda çok hassas. Bize Antep Ticaret Odası da teşekkür de yolladı. Burada olduğu için ihracatımız 3 misli artacak. Yani bu sene 2015 yılında İskenderun'dan yapılan gümrük ihracatı laboratuvar olmadığı halde 150 trilyon, yani gümrük vergilerinin %6'sı büyükşehire gitti. Şimdi biz burayı arttırdığımız zaman belki 200-250 trilyon gümrük vergisini kazanacağız. Önemli değil, büyükşehire gitsin. Önemli olan Hatay'ın gelişmesi. Önemli olan İskenderun'a istihdam yaratılması. Yani büyükşehir, İskenderun, kavgalı filan değiliz. Belki başka bir belediye olsa bu gümrük laboratuvarını yapmazdı. Ama bizim derdimiz İskenderun ve Hatay. Yani şimdi ne olacak arkadaşlar? Mersin'e giden gümrük ithalatı, ihracatı %50'si İskenderun'a gelecek. Protokolü yaptık geçen hafta, biliyorsunuz. Protokolü yaptık, Gümrük Bakanlığı'na gitti. Makinelerimiz gelecek ve ihracat buradan olacak. Yani tünel açıldığı zaman Mersin'e gitmeyecek bu ihracat buradan. Ne olacak? Gümrük vergisini burada yatıracak. Bak ne diyorum, 2015'te İskenderun'da laboratuvar olmadığı halde, tünelimiz daha başlamadığı halde 150 trilyon büyükşehire pay aktarıldı yasa gereği. Şimdi bu laboratuvarı açmakla Türkiye'deki 7. büyük laboratuvar, 6 tane var, 20 yıldan beri açmak istiyordu, açılmıyordu. Vekilimizle, hükümetimizle, teşkilatımızla Ankara'ya gittik, baskı yaptık, kabul ettirdik. Sarıseki'deki yeri tahsis ettik, ücretsiz verdik. Ve ne oldu? İlk adımı atmış olduk. İnşallah 1-2 aya kadar makinelerimiz de gelirse, yani sebze, meyve, demir, ne bileyim akaryakı, her türlü tahlil burada yapılacak ve İskenderun gümrüğünden ihracat olacak. Bu çok önemli. Yani bir kentin altyapısı dediklerimiz bunlar. Yani 2023'e İskenderun'u hazırlamamız lazım arkadaşlar. Biz bu konuda bir eylem planı da yapıyoruz. Yani İskenderun 2023 eylem planı. Valimiz, milletvekilimiz, ticaret odası, rektör, OSP başkanı, iş adamlarıyla birlikte bir mütevelli heyet kurup inşallah onun da programını bir ay içerisinde bir yemekle takdim edeceğiz. Üst icra komitesi, İskenderun'un üst icra komitesi. Yani ortak akıl, bir Antep gibi, bir Kayseri gibi, bir Bursa gibi. Bunun hazırlıklarını bitirdik. Valim de çok büyük destek oluyor.
vekilim de destek oluyor. Bunun altyapılarını hazırladık. İnşallah bir ay içerisinde İskenderun'da bir üst akıl olacak, bir ortak akıl olacak. Yani her şeyi yasalarda yapmayacak. Bir Antep gibi, kentin menfaatine ne var, anında hemen eyleme geçeceğiz, organizasyonunu yapacağız. Yazışmalara filan gerek kalmadan kararını verip, bunun içerisinde üniversitenin gelişmesi de var. Bunun içerisinde İskenderun'da ihracatın artırılması var. Yarın günlerimizde kazma küre kurulduğu zaman İskenderun 1 milyon nüfus olacak. Bunun bir çalıştayı olması lazım, bunun bir ne bileyim altyapısı, meskeni, yerleşim alanları, sosyal donatılar. Yani İskenderun'u 2023'ü hazırlamak için bir eylem planı yapıyoruz. Yavaş yavaş inşallah bunlar da hayata geçecek. Ben şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. İskenderun'un menfaati ne varsa biz onun yanındayız. Yani dedikodularımızla kimle konuşursak konuşuyor bu kenti 2023'e hazırlayacağız. İskenderun'un tek bir giriş çıkışı var. İlk geldiğim günden beri söylüyorum. Yani trafik çok önemli. Dumanlara da gitsen, sahile de gitsen, paça da gitsen, sigorta hastanesine gitsen, E-91'den giriyorsun, dönmez aracından, paçtan sağa sola ayrılıyorsun. Bu da şehrin trafiğini %100 artırıyor. Biz şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bakarsanız, hemen liman bek kapısından şehre girişte, bu tarafta yani E5'in üstünde varoşların, tepelerin orada işi olan, evi olan, ne bileyim sanayiye girecek, otobara girecek, hastaneye girecek, Yıldırım Tepe'ye girecek, Esen Tepe'ye girecek. Yani E5'in üzerine yolunu E91'den ayırdık. İnşallah bir aya kadar bitiriyoruz. 25 metre genişliğinde güzel bir yol. Bazı bölümlerde istimlak ettik. Orman işletmesinden de muvaffakatname aldım. Önündeki bir kısmını yıkacağız. Orman işletmesinin orada şeyi var biliyorsunuz. Dairesi var. Oradan da izin aldık. Ağaçlandıracağız. Oradan oraya kadar yani otobara kadar İmam Bey kapısının arkasından kaldırımıyla, ağaçlandırılmasıyla, ışıklandırılmasıyla, otobüs duraklarıyla ikinci bir çevre yolu, kısa bir çevre yolu. Bu bile İskenderun'a giden trafiğin %25'ini, 30'unu rahatlatacak. Bu bile çok önemli. Keşke imkan olsa da boydan boya bir çevre yolu yapıp E91 dediğimiz başın önünden geçen yolu rahatlatsak. İskenderun'un geçmişteki tüm hükümetlerden birikmiş ne kadar alacağı varsa tamamını tahsil etmekte kararlı olduklarına vurgu yapan Başkan Seyfi Dingil, karayolları arazisi projesi ve Feyzan Kanalı gibi projelerin hükümet destekli önemli projeler olduğuna dikkat çekti. Ama ilk defa bir iktidarı yakaladık. İlk defa bu kadar mülte geliyor. Samimi söylüyorum şu gelen mülteler, projeler veya yatırımlar Türkiye'de büyük şehirlerde bile yok. Benim bütçem yok arkadaş. Bak bu ay Nisan ayı 6.250 İller Bankası'ndan gelen kendi başına düşen ödenek. Yani İller Bankası her ay para yolluyor biliyorsunuz. Bu ay Nisan ayı 6.250. %40'ını Büyükşehir'e kesiyor. Her ay sen biliyorsun muhasebeye geliyor. Size verebilirim. 2.5'u %40'ı direkt Ankara'dan Büyükşehir'e gidiyor. Her ay 2.5. 2.5. Ne oldu? 3.750 kaldı. 500'ünü de %12 biliyorsun İller Bankası'nın benden önceki belediyelerin yaptığı borçlandan kesinlikle. Allah'tan %12. 2016'da %40 deniyor, %30 deniyor. Onu bilmiyorum. Bir önümüzdeki yıl. İnşallah o kadar olmaz. Bu sene %12. 3.750 kalmıştı. 500'ünü de İller Bankası kesmiş merkezden 3.250. Maaş 3 milyar. 3 milyar. 1530 kişiyle geldiğimiz gün kapıyı açtık biliyorsunuz o zamanlar çok şikayet ettik. Emekli ettik, bazıları işe gelmiyordu, adamın kartını da bulamadık, kendini de bulamadık. Vardı öyle, hepsine son verdik, savcılara bildirdik. Uzatmayalım, 930'a düşürdük. Şimdi benim onu 500'e düşürmem lazım. Tabii arkadaşlara yardımcı oluyoruz, ekmek parası, kimsenin de ekmeğiyle oynamak istemiyoruz. Veya bir önceki belediyeden gelmiş kıdem tazminatı. Tamam adam haklı, kıdem tazminatını vereceğiz. Özlük dosyası yok. Adam 10 yıldır diyor, atıyorum belgelerden gelen bir yasa. 10 yıldır diyor, gece gündüz çalıştım.
Pazar çalıştım, cumartesi çalıştım, kurbanda çalıştım, şeker bayramında çalıştım, yılbaşında çalıştım, Noel'de çalıştım, Christmas'te çalıştım. Hakim soruyor bizim avukata. Özlük dosyasını getir kızım diyor şu vatandaşı. Yok, biz gelene kadar belediyelerin özlük dosyası yok. Bir vatandaş kaç yıl çalışmış, ne kadar çalışmış, hiçbir evrak yok, imza yok. Ne oluyor mahkemeye düştüğü zaman da? Evrak yok, hakim tabii haklıyla işçinin tarafında doğrudur. Adamın 20 milyar kıdem tazminatı, 5 yıl çalışmış, her yıl bir maaş alıyorum. 100 milyar para alıyor. Geçen kara ilanda 37 kişi, benden önce Mehmet Gürkan'ın zamanında mahkemeye vermişler. 4 trilyon 100 milyar, 37 kişi bugün 30 yıl çalışan devlet memuru alamıyor bu parayı. Yani belediyeyi de kurumsallaştıracağız, hepsinin evraklarını tutacağız, yasal yönden. Allah'a çok şükür. Hepsi kademe 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 rayına oturuyor. Basın toplantısının soru cevap bölümünde ise tüm soruları açık yüreklilikle yanıtlayan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, belediyenin birçok kurum tarafından denetlendiğini ve bu denetimler sonucunda herhangi bir mükerrer fatura veya ödeme gibi bir tespit bulunmadığına dikkat çekti. Size Salih Sayık ve Maliye'nin en son yaptığı denetim raporlarını vermişler. Teşekkür var. İskenderun'un çehresini değiştirmek adına yapılması gereken her şeyin yapılmaya devam edeceğini vurgu yapan Başkan Seyfi Dingil, İskenderun'un ilk günden bu yana bir tek girişi olduğunu hatırlatarak ikinci bir alternatif yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. İskenderun'un tek bir giriş çıkışı var. İlk geldiğim günden beri söylüyorum. Yani trafik çok önemli. Dumanlılara da gitsen, sahile de gitsen, paça da gitsen, sigorta hastanesine gitsen, E91'den giriyorsun, dönmez aracından, paçtan sağa sola ayrılıyorsun. Bu da şehrin trafiğini %100 artırıyor. Biz şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bakarsanız, hemen liman bek kapısından şehre girişte, bu tarafta yani E5'in üstünde varoşların, tepelerin orada işi olan, evi olan, ne bileyim sanayiye girecek, otobara girecek, hastaneye girecek, Yıldırım Tepe'ye girecek, Esen Tepe'ye girecek. Yani E5'in üzerine yolunu E91'den ayırdık. İnşallah bir aya kadar bitiriyoruz. 25 metre genişliğinde güzel bir yol. Bazı bölümlerde istimlak ettik. Orman işletmesinden de muvaffakatname aldım. Önündeki bir kısmını yıkacağız. Orman işletmesinin orada şeyi var biliyorsunuz. Dairesi var. Orada izin aldık. Ağaçlandıracağız. Oradan oraya kadar yani otobara kadar liman bek kapısının arkasından kaldırımıyla, ağaçlandırılmasıyla, ışıklandırılmasıyla, otobüs duraklarıyla ikinci bir çevre yolu, kısa bir çevre yolu. Bu bile İskenderun'a giden trafiğin %25'ini, 30'unu rahatlatacak. Bu bile çok önemli. Birçok iddia ile ilgili de Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya ve bazı daire müdürleri belgeleri göstererek yanıtladılar. İhale evraklarını hazırlıyoruz. İnşaat ailesine başlayacağız. Yaklaşık 700 kontrolde.